Ali Kara Hasanoğlu. Taliban'ı sabah akşam tartışanlar yineden niye bahsetmiyor? Şu laikçiler yok mu laikçiler? Şu Kemalistler yok mu Kemalistler? Atatürkçüyüz diye tepemizde boza pişirenler. Çağdaş, modern Türkiye'den yana izleyenler. Kadın hakları sözleriyle kadınları mal gibi pazarlamaya çalışanlar. Gelişen olaylar ışığında öyle deşifre oluyorlar ki. Niyetlerinin demokrasi, kadın hakları, özgürlük savunuculuğu olmadığı öylesine net anlaşılıyor ki. Biz ifadede aciz kalıyoruz. Son karşılaştırmalı örneğimiz Afganistan'la Gine'de yaşanılanlar. Biri Asya ülkesi, diğeri Afrika ülkesi. Aslında ikisinin de halkı Müslüman. Birisinde ABD işgalinde yapılmış illegal seçimde iş başına gelenleri geniş halk katmanlarının desteğiyle deviren Taliban gerçeği var. Diğerinde Fransız sömürgeciliğinden kurtulup belki bazı yanları eleştirilse de seçimle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan kişinin İsrail'le yakın ilişkisi sorgulanan bir yarbay bozuntusu tarafından darbeyle indirilmesi var. Taliban'ın Afganistan'da ABD işgalini sonlandırıp yönetimi devralmasını Türkiye'deki sol kesim, Atatürkçü kesim, Kemalist kesim neredeyse bir aydır birinci tartışma konusu yaptı. Taliban şunu yapacak, Taliban bunu yapacak. Size ne kardeşim? Afganistan'da ne yaparsa yapar. Dert mi size? Eğer Afgan halkı Taliban'dan rahatsızsa Taliban'ı devirirler, olur biter. Ama takip ettiğimiz kadarıyla Taliban her yerdeki derebeyleri devire devire tüm Afganistan'daki hakimiyetini perçinliyor. Bize de Afgan halkının iradesine saygı göstermek düşüyor. Kadınlara burka giydirilecek mi diye kara kara düşünenlere de halka yüzyıllar boyu örfünde olan burkayı giydirmek mi daha büyük zulümdür, yoksa örfünde yüzyıllardır olmayan başını açtırmaya zorlamak mı daha büyük zulümdür diye sorar. Sizin yüzyıllardır Türk toplumunun örfünde olmayan, kadınlara başlarını açtırmayı zorla kabul ettirmeye çalışanların, kadınların kıyafeti üzerinden Taliban'a söyleyecek tek söz hakları yoktur der, konuyu kapatırız. Siz de kadınların kıyafetine karışmışsınız. Onlar da iddiaya göre kadınların kıyafetine karışacak. Biriniz zorla baş açtırmışsınız, diğeri ise yüzyıllardır sizin kıyafetiniz bu. Bunu giyin demiş. Bana soracak olursanız, bizdeki 28 Şubatçıları Taliban'la kıyaslamak bile mümkün değil. Ama ne yaptılar? Televizyonlarda Taliban tartışılıyor. Gazetelerde Taliban yazılıyor. İnternet sitelerinde haberlerin neredeyse %80'i Taliban üzerine. Neredeyse ABD işgali sürsün, Taliban gitsin diyecekler. ABD'nin Afgan halkına yaşattığı ölümler, yaptığı katliamlar sıradan olay olarak değerlendirip, Taliban'ın henüz daha uygulamaya geçirmediği kadınların burka giymesi ise büyük bir zalimlik olarak gösteriliyor. Yani insanları öldür suç değil, bir kadına burka giydi. İşte o büyük bir insanlık katliamı. İşte bu riyakarlığa imza atanlar şimdi bir defa daha Gine'deki darbeyle suçüstü oldular. Taliban'la ilgili sabah akşam tartışma çıkartanlar Gine'deki darbe sonrasında tek kelime etmiyorlar. Bir tanesi çıkıp da Gine'deki bu yarbay bozuntusu da kim? Nasıl darbe yapmaya kalkabilir? Biz buna niye sessiz kalıyoruz demiyor. Taliban aleyhine gösteri düzenleyen çağdaş kadınlar Gine'deki darbeci yarbay aleyhine tek gösteri düzenlemiyor. Adeta üç maymunu oynayıp bize ne kardeşim Gine'den? Biz işimize bakalım diyorlar. Aslında Gine'de onlar açısından Taliban benzeri ters bir gelişme olsaydı emin olun şimdi gazetelerinin, televizyonlarının, internet sitelerinin tamamı yine de şeriata adım adım kadınlar evlere hapsedilecek, kadınların özgürlükleri kısıtlanacak diye artık aklınıza ne gelirse hepsini makineli tüfek gibi saydıracak, yine aşağı, yine yukarı modunda tartışmalar başlatacaktı. Kendi kafalarından bir darbeci yine de yönetimi ele geçirince, seçilmiş cumhurbaşkanını indirince Kemalistlerin tamamı susmuş oldu. Solcular şimdi yine de olanlardan habersiz rolüne yatıyorlar. Sorduğunuzda ha yine de mi? Hiç bilmiyorum ki. Yine de ne olmuş? Ay bugün mü? Hiç takip edemedim şekerim cevabı veriyorlar. Afganistan'daki Taliban'ın yeni yönetimde ne yapacağını, ne yapmayacağını listeler halinde önümüze koyup Türkiye'deki dindarları da tahkir etmeye kalkanlar. Gine'deki darbeciye tek kelime etmiyorlar. Fransız sömürüsünü tümüyle bitirmek zorunda izleyen ve bunu dediği için darbeye maruz kalan seçilmiş cumhurbaşkanının indirilmesine tek kelimeyle itiraz edemiyorlar. Benim istediğim çok şey değil. Laikçiler dürüst olsun. Kemalistler ilkeli olsun. Türkiye dışındaki ülkeler bizi ilgilendirmez diyorlarsa bunu Afganistan içinde, Gine içinde söylesinler. Biz kendi ülkemizdeki demokrasiye önem verdiğimiz gibi, kadın haklarına önem verdiğimiz gibi Afganistan'daki demokratik kurallara uygunluğu da gözlemleriz.
kadın haklarının hayata geçirilmesini de takip ederiz diyorlarsa, o zaman Gine'deki darbeye de bir yorum getirmek zorundalar. Gine'de sadece kadınların değil, onlarla birlikte erkeklerin haklarının da askıya alınmasına karşı bir itirazda bulunmaları gerekir. Bulunmuyorlar, bulunmayacaklar. Çünkü onlar Türkiye'deki kadın haklarından bile bahsetmediler. Kadın haklarının kısıtlamasında öncü rol oynadılar. Başörtü diye bir hak yoktur deyip üniversite öğrencilerini bile kapılardan geri çevirdiler. Dolayısıyla şimdi Taliban'a ahkam kesip Gine'yi görmezden gelmeleri Türkiye'de insanlara yaşattıkları zulümlerin yanında solda sıfır kalır.